Merhabalar efendim, hayırlı günler diliyorum hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün terastayım. Terasta sardunyaların şimdi en güzel, en dolu dolu açtıkları zaman ilkbahar. Açan sardunyalarımı sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ceylanlar şu anda tam mevsimi, biliyorsunuz. Ceylanların en çok sevdiği mevsim ilkbahar. Çünkü serin ve yarı gölgeyi seven türler diğer sardunyalar gibi güneşi bol isteyen türler değil. Biraz da sorunlular. Çok böceklenebiliyorlar. Kaybetmesi çok kolay. Bakımı da bir o kadar kolay bir bitki. Evet, benim şu anda sardunyalarım açmış durumda. Bunlar sadece ilkbaharda böyle coşkulu açıyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş azalarak çiçekleri sonbahara kadar devam ediyorlar. Fakat azalıyor, bu kadar güzel dolu dolu çiçekleri olmuyor değerli dostlar. Sardunyalarla ilgili, bakımıyla ilgili sizlere video çekmiştim, kanalımda var. Ama şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Ceylanlar normal klasik sardunyalar gibi aşırı güneşi seven türler değil. Yarı gölge sabah güneşinde, genelde sabah ve öğlen güneşini seven türler. Böyle toprak nemli kalacak, kuru kalmasına müsaade etmeyin istemiyor, çünkü toprak kuruduğu zaman hemen bu çiçeklerini döküyorlar, hemen kurutuyorlar. Çok çiçeklerin üstünde yağmur da sevmiyor, ıslaklığı sevmiyor. Çiçeklerini sularken ıslatmamaya dikkat edin. Birkaç gündür havalar yağmurlu, bakın benim yapraklarım hemen çürümeye başlamışlar. Ve kuruyan dallarını, çiçeklerini kesin üzerinden ki diğerlerine fırsat verebilirsiniz. Kuru dallarını, çiçeklerini temizlemeniz gerekiyor, yapraklarını. Çiçeklerine su değdirmeyin yarı gölgede. Toprak nemli kalsın, çok kurutmadan büyütebileceğiniz kolay türlerden ceylan gözü sardunyalar. Evet, bodrum papatyaları da ilkbaharda çok güzel açan türler. Sonbahara doğru yavaş yavaş bunlar da çiçeklerini azaltıyorlar. Bunların da bu kuru yapraklarını alıyorum, kuru dallarını. Daha çok teşvik etmek için çiçeği. Temizlenmesi gereken, bakım isteyen türler bunlar değerli dostlar. Toprağı kuru istemiyor bu da. Ve muhteşem güzellikte çiçekleri olan balkonunuzda sizlere gerçekten pozitif enerji verecek türlerden biri de bu. Sardunyalar, papatyalar her daim her balkona, her toprağa uyum sağlayan güzel bitkiler. Evet, bu ceylan da benim ilk sardunyalarımdan. Pardon, ceylan değil, normal klasik sardunya. İlk sardunyalarımdan bu benim. Çok da tohumdan ürettim, çelikledim eşe, dostu, arkadaşlara. Çok verdiğim bir sardunya türüdür. Tomurcuklar tamamen açmadığı halde yine de şöyle iki dal da olsa açmış olanlar gözüme çok güzel gözüküyorlar. Evet değerli dostlar, bunlar da budur sardunyalar. Bunlar çok uzamayan, yapraktan çok çiçek veren budur sardunya türleri. Çok çiçekli sardunya istiyorum, hep çiçek açsın diyenler için ideal olanları budur sardunyalar. Evet, içinde bunun da 3 tür var. Bir bu güzellik, bir de bu var. Bu da benim ilk sardunyalarımdan, yine demin gösterdiğim beyaz gibi. Ve bir de bu güzellik var. Bu şu anda bakıyorum objektifte çok tam net değil, yani rengini tam yansıtamıyorum. Çok güzel bir kırmızı rengi, kırmızı muhteşem güzellikte olan sardunya çiçekleri. Çok çeşit var biliyorsunuz sardunyalarda. Çabuk tozlaştırılıp üretilen, çeşit üretilen türler bunlar. En kolay renk elde edilen, üretilen türler sardunyalar. Hibritleme yoluyla çok değişik, farklı türler üretiyorlar artık. Evet, bu da benim yine ilk sardunyalarımdan. Instagram'dan çiçekli balkon Melihat Sarsu hesabımdan takip edenler bilirler. Birkaç yıl önce başladığım zaman ilk bunlarla başlamıştım. Bu da çok güzel bir tür. Şimdi bunu özel tür diye satıyorlar. Bununla bunu özel türler arasına almışlar değerli dostlar.
Yani özel tür dediğim biraz daha pahalı satıyorlar, onu demek istiyorum. Evet. Bu da çok güzel bir turuncu. Çok güzel bir rengi var. Hani nar çiçeğine yakın. Güzel bir tür. Evet, yine bir pembe Ceylan Sardunya. Bunlar da çok dolu dolu açan türler. İri çiçekli olanları. Ceylan Sardunyalarında iki türleri var. Bir iri çiçekli olanları var. Bir de minik çiçekli olanları var. Minik çiçeklerini de çok seviyorum. Çiçekli olanlar da güzel, dolu dolu açıyorlar. Bu irilerde açelyalar kadar büyük açıyorlar. Açelyalardan pek de farkları yok. Yani yaprağı kapatıyorlar resmen. Bu da böyle bir güzellik. Yine burada bir kırmızı sardunyam var. Kırmızı ve bordo hareli. Bu da iri çiçeklilerden. Ceylan Sardunya. Ceylan Gözü Sardunya, Canan Sardunya diye isimlerle adlandırılıyor. Benim bir komşum var bunlara. Çift güzeller, iki güzeller diyor. Farklı diyenler var tabii ki. Çok güzel açtıkları için de. Gözde olan sardunyalar, yani bunların çiçekleri diğer sardunyalara göre daha farklı, daha çok çeşitli, daha rengarenk. Fakat diğerleri daha dayanıklı. Bu klasik olanlar, normal olan sardunyalar daha dayanıklı türler değerli dostlar. Sardunyaları seviyoruz. Sardunyalar candır. Benim için de çok özeldir. Rahmetli annem çok severdi sardunyaları. Belki ondan çok seviyorumdur. Camların önüne sardunya doldururdu böyle sardunyaları. Her renk, her çeşit sardunyayı camlarda, balkon kenarlarında, balkonda görmek mümkündü bizde. Belki annemden dolayı annemi hatırlatıyordur bana. Bilmiyorum ama ben de sardunyaları çok seviyorum. Çocukluğuma gidiyor, kokusunu duyduğum zaman bile. Hemen sanki annemin olduğu o dönemlerde o balkonda, cam önlerinde, mutfak camında özellikle çok severdi. Annemin sardunyaları aklıma gelir, aşağıya düşecek diye korkardı. İç tarafa koyardı hep sardunyalarını. Rahmetli annem, Allah rahmet eylesin. O yüzden ben de çok seviyorum sardunyaları. Genelde bayanlar orkide türü pahalı çiçekler sever ama ben sardunyaları seviyorum. Orkidelere o kadar çok ilgim yok değerli dostlar. Evet. Evet, bir güzellik de burada. Bunu bu yıl fideledim. Bir arkadaş çelik vermişti. Daha tutmadan çiçeklerini açtı. Aslında çiçek tomurcuklarını kesmiştim ama demek ki yine tomurcuk varmış. Açması da beni mutlu etti. Hiç dokunmadım. Tutarsa tutar diye düşündüm. Evet, bir tür de bu. Bir çeşit daha var orada. O da çok güzel bir renk. Evet, bunu da Perihan Hanım, Perihan Yılar, Bahçemden Haberler Mahalle'nin sayfasını takip edenleriniz varsa, Bahçemden Haberler'de Begonviller Kraliçesi diye videosu olan Perihan Hanım'ın bana hediye ettiği çelik. Bundan bulamamıştım o zamanlar. Onu da görünce çok sevdim. Teklif edince tabii ki mutlu oldum. Bir çelik verirseniz bir dal diye. Ama fakat sonra birkaç gün sonra seralarda, çok da yakın seralarda satışa başladığını gördüm. Yine mahallenin çekimlerinde. Ama almış olduk artık. Sağ olsun, teşekkür ediyorum ona. Buradan saygılar, selamlar, hürmetlerimi gönderiyorum. Sevgiyle kucaklıyorum Perihan Yılar, Begonviller Kraliçesi. Yine bir tür de burada var sardunyam. Fakat bu açmadı. Biraz gecikti. Bu da çok güzel bir sardunya. Bordo ve yavru ağzı. Açtığı zaman çok güzel oluyor. Sardunyalardan biri de bu. Bu biraz daha gölgede sanırsam. Balkonumda, teras pardon, güneş çok almıyor, azalıyor. Gölgede kaldı. Ben öyle tahmin ediyorum. Gecikmesinin sebebi bu. Onları güneş aldığı için daha erken açtılar ama açacaktır bu da. Evet, bu güzellikte böyle variegata yapraklı olan güzel bir sardunya. Aslında doğal türler gibi uzayan türlerden
Fakat yapraklarından dolayı bunun hibritleme yoluyla elde edildiğini düşünüyorum. Bunu da muhalle vermişti bana çelik olarak. Birkaç yıl önce, o zamanlar çok yaygın değildi. Muhallede vardı, muhalle verdi bir çelik. Ben çok mutlu olmuştum o zamandan beri. Böyle yetiştiriyorum. Buna baston gül formu verdim. Baston gül gibi alttan budayarak üstten sadece bırakıyorum. Bu da çok güzel bir tür. Severek büyütüyorum muhallacım. Teşekkür ederim canım. Evet. Yine güzel bir sihirbaz sardunya. Şu anda çok belli değil. Biraz solmuş çiçeklerinden ama bu da her dalda farklı açan güzel türlerden biri. Ve sakız sardunya. Sarkan türler bunlar, biliyorsunuz. Bunlar da sihirbaz sardunyalar gibi hangi dalında ne renk açacağı belli olmayan türler. Bakın aynı dalda koyu renk açmış. Kadifemsi. Burada da daha farklı. O da aynı bunun gibi aynı dalda. Bazen açıyorlar böyle farklı renklerde. Bu da yine sihirbaz sardunya. Bu da çok güzel, şöyle pembeli, hareli, çizgili, benekli ve yine her dalında ayrı renk açabilen türler bunlar. Bakın burada koyu renk, aynı dal hepsi aynı, burada da farklı. Bu yüzden sihirbaz sardunya denildiğini düşünüyorum. Ben batik demeyi tercih ediyorum. Bak, batik deyince daha çok seviyorum değerli dostlar. Evet. Evet, burası da böyle bir köşe. Sardunyalardan açmayanlar çok değerli dostlar. Açtığı zaman sizlere görüntülemek istiyorum. Geniş açıdan alayım. Ve bu raftakilerin tamamı özel tür sardunyalar. Yine dediğim gibi özel tür sardunyalar, pahalı sardunyalar. Onu demek istiyorum. Çok yaygın değil tabii ki pahalı sattıkları için. Çok yaygın olmayan türler. Bu benim yıldız tür sardunyam. Bu da klasikler arasına girmeye başladı artık, yıldızlar yaygınlaştı. Fakat aşağıda özel türler var. Apple Blossom gibi. İnşallah açtığı zaman sizlere yine görüntülerim. Aşağıda kampanulalar var. Çan çiçekleri, doğal türler bunlar. Türk kampanulaları. Maviş, Türk mavişi. Yurt dışından gelenler biraz daha farklı türde oluyorlar. Bunlar doğallar. Yine sakız sardunyalarım var. Burada iki tür. Bir tanesi tamamen siyah. Bu açtığı zaman sizlere görüntülerim. Bu tamamen siyah açıyor. Siyaha dönük. Çok bordo, koyu bordo. Bu da demin gösterdiğim pembelinin daha bir farklısı. Morlusu. Bunları da açınca sizlere görüntülerim değerli dostlar. Evet. Evet. Değerli dostlar, kanalıma geldiğiniz için sizlere yine teşekkür ediyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Bazı yorumlarda rastladım, Instagram'dan da söyleyenler oluyor. Abla neden daha çok, daha sık çekmiyorsun? Video izliyoruz seni sıkılmadan. Sık çekmeye çalışıyorum inşallah. Bu güzel sözleriniz için, ilginiz, alakanız için çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıkla, sevgiyle mutlu kalın. Çiçeklerle kalın. Hoşça kalın.